Çalışabildim. Depremin üçüncü günü çıkıp geldik. Sağ olsun burada bize yardımcı olan iyiliksever insanlar bize kalacak yer ayarladılar. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde burada önce geçici bir yerde 3 hafta kaldık. Avukat Levent Bozkurt ve eşi Fakat Bozkurt, onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde geldik Aksaray'a. Biz Hatay Antakya Serinyol mahallesinde kalıyoruz. Antakya'ya 20 kilometre uzaklıkta. Evimiz 4 katlı. Biz zemin katta oturuyorduk. Sabah saat 4:17 geçe deprem oldu. İlk önce yavaş başladı. Sonra hızını birden arttırdı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Önce bir köşede pustuk hepimiz bir arada. Sonra hafif durulunca kendimizi dışarıya attık. Yani biz şanslıydık çünkü bina çökmedi. Çökme oluşmadı binada ama çatlaklar vardı, hasar vardı. Tabii bunu sonradan fark ettik. Dışarıya çıktık, yağmur yağıyordu. Bir tane otobüsümüz var, halk otobüsü. Bütün apartman halk otobüsünde sabah gün aydınlanana kadar bekledik. Binalardan uzakta. Ondan sonra yani zaten yağmur hiç durmadı. Hava aydınlanınca şöyle etrafa bir bakmak için çıktık. Evin durumuna baktık. Dışarıdan bakabildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra biraz mahalleyi dolaştık. Çok yıkım vardı. İnsanlar göçük altındaydı. Ama elimizden bir şey gelmedi. Çünkü ne malzeme var, ne kurtarma ile ilgili bizim bir bilgimiz var. Hiçbir şey yapamadık. Sadece yani olan biteni izledik. Sadece seyrettik. Depremde dışarıda olduğumuz için yani ben kendi adıma çok hissetmedim. Çünkü araçtaydım. Baldızımı hastaneye götürmeye çalışıyordum. O da evinden çıkarken kafası ve ayağı yaralanmıştı. Arabadaydık. Ben çok fark etmedim. Normalde geri dönmeyi düşünüyorduk ilk geldiğimizde. Sonra Antakya'nın durumunu televizyondan izlemeye başladık. İşte Antakya kalmamıştı. Çalışacak yerim kalmamdı. Evler hasarlı, girilecek gibi değil. Bir şekilde hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor diye düşünüp burada kalmaya karar verdik. Bir yandan da ben iş aramaya başladım. Yani eczacı kalfası olduğum için eczanelere girip haber bırakmaya başladım. Eczacı odasından numaramı bıraktım, eleman isteyen olursa diye. Ertesi günde işe başladım. Filizham da bize burayı ayarladı. Bu evi ayarladı. İşte eşya falan ayarlamaya çalıştı. Burada da oturduk işte. Hayatımızı bir düzene oturtmaya çalışıyoruz. Aksaray'da sadece iyi insanlarla karşılaştık. Yani herkes elinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalıştı. Antakya'da ve İskenderun'da kuzenlerimi kaybettik. Aynı apartmanda 10 kişi vardı farklı dairelerde. O apartmandan hiç kimse çıkamadı maalesef. Orada 10 kişi, İskenderun'da da iki kuzenim. Birisi doktor, birisi hemşire. Onlar da göçük altında kaldı. Maalesef kaybettik yani onları da. Allah rahmet eylesin. Gani gani topraklarını bal etsin. Elden bir şey gelmiyor maalesef. Yani kimsenin yapabileceği bir şey yok. Uyuyorduk. Birden sallanmaya başladık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Çocuklar ikisi de yatıyor. Nasıl kaldırdık anlamadım. Yani kapıya doğru yürüdük ama o kadar sarsıntı vardı ki duvara sağa sola çarpmaya başladık. Elektrik kesildi. Çocuklar koridorda yani yürümeye çalıştık. Ayakkabılık devrilmiş. Oraya çarpıp oğlum düştü. Zar zor kalktık. Nasıl attık kendimizi dışarı bilmiyorum. Derliksiz, çorapsız. Uyku pijamalarıyla dışarısında bayağı sağanak yağmur var. Bayağı zorlandık. Çok korkunç bir gündü. Otobüste oturduk ama çocuklarda çorap yok, ayakkabı yok. Geri dönüp alalım dedik. İkinci bir sallantı tekrar oldu. Nasıl tekrar koştuk dışarı, o çocuklar ağlamaya başladı. Eve geçmeyin, size bir şey olacak diye.